Merhaba sayın seyirciler, yeni günde gündem programımızda sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, bugün 23 Ocak Salı ve stüdyomuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte İzmir Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Bener. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ve dernek genel sekreteri Sayın Neslihan Balta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, güler yüzle başlamak güzel oluyor aslında. Böyle iki güler yüzlü kişiyle karşılaşınca böyle programımız çok daha güzel gidiyor. Evet, Mehmet Bener kimdir? Önce oradan bir başlayalım. Ondan sonra da derneğe gireriz. Mehmet Bener kimdir? Mehmet Bener Türkiye'de doğmuş, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eğitim görmüş. 17 yaşında da üniversite hayatını tamamlamak için Macaristan'a gitmiş bir kişi. 1993 yılında Macaristan Teknik Üniversitesi'ne mimar mühendislik bölümünü bitirmek üzere gittim. Üniversiteyi bitirdikten sonra da yaklaşık bir 15 yıl orada kaldım ve artık Türkiye'ye geri dönüp oradaki birikimleri buraya aktarmanın zamanı geldiğini düşündüm ve yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye'ye temelli dönüş yaptım. Bunu siz mi düşündünüz yoksa aileden birileri böyle masaya vurdu yeter artık gel dediler? Böyle, ufak bir ailenin de katkısı oldu. Artık 23 yılın çok fazla olduğunu, dönme zamanının geldiğini söylediler. Ben de ailenin ısrarını kıramayıp döndüm. O yüzden de her zaman derim, ağlayarak gittiğim bir ülke, ağlayarak döndüğüm bir ülke Macaristan için. Ağlayarak gittiniz ve ağlayarak döndünüz. Evet. İlginç. Meslek neydi? Mimar mühendisiniz. Uzun yıllar çalıştınız tabii orada. Evet, orada birçok Türk firmasının hem Macaristan'a yerleşmesinde hem yayılmasında, Macaristan dışına açılmasında büyük katkılarım oldu. Onun dışında birçok uluslararası firmanın mimari projelerinde yer aldım. Onları başarıyla tamamladık. Onun dışında mimarlık dışında da reklam ajansım vardı. Birçok Türk firmasının Avrupa'daki reklam konseptlerini, reklam kampanyalarını yönettim. Türkiye'ye döndükten sonra da Karşıyaka bölgesinde ufak bir sanat galerisi açıp İzmir Macar'da... Bir adım attım diyorsunuz buradaki evet. Hayatım. Evet Neslihan Hanım, sizi tanıyalım. Neslihan Balta kimdir? Ben İzmirli bir avukatım. Mehmet Bey'le eşim aracılığıyla tanıştık. Benim eşim de Macaristan'da üniversite eğitimini görmüş. Dernekten bahsetti Mehmet Bey. Hepimiz çok heyecanlandık. İzmir'de böyle bir dernek çok büyük projelere imza atabilir. Büyük bir eksiklikmiş zaten bugüne kadar kurulmamış olması. Ve birlikte yola çıktık. Diğer dernek üyelerimizle ve bizi destekleyen birçok kişiyle ve kurumla birlikte. Taze bir dernek ama çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz şimdiden. Evet, Macaristan-Türkiye ilişkisi, daha doğrusu Macaristan-Türklerle ilişkileri çok geçmişe dayanıyor değil mi? Evet. Atilla'ya kadar giden bir şey mi var böyle, Hunlara kadar? Ben herkese soruyorum, eğer varsa aksini söyleyebilecek buyursun da diyorum. Dünya tarihine şahitlik etmiş en eski dostluk bana göre Türk-Macar dostluğu. Yani baktığınız zaman yüzyıllar boyunca gelen bir dostluk mevcut. Yani bizim tarihimizin başlangıcıyla Macarların tarihinin başlangıcı aynı noktada. Sonra çeşitli tarihi olaylar onları Avrupa'nın ortasına, bizi de Anadolu topraklarına getirmiş ve hala devam eden bir dostluğumuz mevcut. Yani bundan eski bir iki millet arasında bir dostluk olduğunu ben tarih sayfalarında şu ana kadar görmedim. Bundan daha eskisi yok diyorsunuz. Ama yine de uzun yıllar kesilen bir dostluk vardı herhalde. Oradaki sistemden, rejim değişikliğinden dolayı. Ama daha sonra tekrar başladı. Sanırım son yıllarda Türkiye'nin Macaristan ilgisi oldukça fazla. Şimdi o tarih sahnelerinde bazı değişiklikler oluyor. Tabii. Onların da geçirmiş olduğu bazı badireler, bizim de millet olarak geçirmiş olduğumuz bazı badireler oldu. Tabii ki o zamanlarda bazı kopukluklar olmuş
ama bağların hiç kopmadığı, Macaristan'a gittiğiniz zaman kuvvetlice hissedebiliyorsunuz. Gerek insanlarla tanıştığınızda, Türk olduğunuzu söylediğinizde, zaten direkt sohbetler Hun, Atilla, eskilere dayanıyor. Yemek kültüründen tutun, müzik kültürüne kadar birçok şeyde benzer ortak noktalar bulabiliyorsunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim, bir Türk Macaristan'a gittiği zaman kendisini yabancı hissetmeyeceği ülkelerden bir tanesi Macaristan. Özellikle Türklere karşı olan sıcakkanlılığı da bunu pekiştiren bir durum. Mehmet Bey'in söylediğini siz de yaşadınız mı? Oraya gittiniz mi? Evet, kesinlikle hissediliyor bu. Buradaki, burada yaşayan, İzmir'de yaşayan çok sayıda Macar asıllı kişi var. Onlarla da hissediyorsunuz bunu. İzmir'de yaşayan çok sayıda Macar asıllı kişi olduğunu bilmiyordum bakın. Evet. Biz de bilmiyorduk. Araştırınca mı çıkıyor? Şöyle bir durum oldu. Derneği kurmadan önce biz bir nabız ölçelim dedik. Böyle bir dernek kuruluşu veriyoruz. Birden bir İzmir'de yaşayan Macarların istilası oldu gibi. Çok mutlu oldular. Karşıyaka'da yaşayan Macarlar var. Bayraklı'da, Gazi Emir'de, Güzelbahçe'de, Urla'da. Yani İzmir'in her yerine yerleşmiş Macarlar mevcut. NATO'da bulunan NATO generali Macar asıllı. NATO'da birçok subay aileleriyle birlikte İzmir'e yerleşmişler. Onun dışında Türklerle evlenen, Türk erkeklerle evlenen Macar bayanlar, Türk bayanlarla evlenen Macar erkekler de. Mesela bir beyefendiyle, Robert Bey'le tanıştım. Çiğli Organize Sanayi'de büyük bir tesisin başında. Yani bunlar beni şaşırttı. Bunların hepsi de işte nabızı ölçerken ortaya çıktı. Onun dışında birçok İzmirli arkadaşımız da Macaristan'da okumuş, Macaristan'da ticaret yapıyor ya da düzenli olarak Macaristan'a gidip geliyorlar. Tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir ilgi, alaka gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Evet, siz diyorsunuz ki bir adım attık dernek için, ondan sonra bir deryanın içerisine düştük diyorsunuz adeta. Evet. Evet, tabii insanı mutlu eder bu da, değil mi? Bir anda çünkü bilinmezliğin içerisine giriyorsunuz. Evet, dernek. Derneğe girelim birazcık da. Sizden başlayalım mesela. Derneğimizin bundan sonraki projelerinden biraz bahsedelim isterseniz. Derneğimize Macaristan Büyükelçiliği'nin... Şöyle diyelim, derneği ne zaman kurdunuz önce? Önce bir oradan başlayalım. Derneğimizin resmi kuruluşu 9 Ocak 2018'de gerçekleşti. Evet, ama arka planında çok uzun süren bir çalışma var bunun, eski tarihlere dayanan. Evet. Resmi kuruluş bu. Resmi kuruluş, evet. Derneği kurarken kafamızda belli başlı projeler zaten vardı. Bunlar yakın zamanda yavaşça adım adım hayata geçecekler. Eğitim alanında büyük etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Buradaki İzmirli öğrencilere Macaristan'daki üniversitelerde eğitim görebilmeleri için burs imkanları sağlamaya aracılık edeceğiz öncelikle. Öğrenci değişim programları var biliyorsunuz, Avrupa Birliği destekli. Bu öğrenci değişim programları kapsamında Macaristan'daki öğrencilerin İzmir'e, İzmir'deki öğrencilerin Macaristan'a gitmesine aracılık etmek istiyoruz. Gençler arasında kültürel bir etkileşim. Ne başlayacağız? Mesela şu burslardan başlayalım. Nasıl olacak bu burslar? Hanginize yanıt vereyim bilmiyorum. Burslar şu şekilde. Devlet statüsünde de iki ülkenin ilişkileri iyi olduğundan dolayı, birbirlerini desteklediklerinden dolayı iki hükümet arasında bir protokol imzalanmış. Karşılıklı yeni neslimize, öğrencilerimize burslar verelim diye. Ve iki taraf da bunu aktif olarak kullanmak istiyor. Ama daha tam net bir aktifleşme olmamış. Muhtemelen duyurulmasında vesaire gibi eksikliklerden dolayı.
Biz dernek olarak bunu aktif olarak kullanmak istiyoruz. Yani bizim için önemli olan buradan gidecek öğrencinin ülkemizi, şehrimizi, kültürümüzü en iyi şekilde reprezente edecek. Oradaki kültürü, bilgiyi orada doğru bir şekilde alıp buraya döndükten sonra gidemeyen arkadaşlarına aktarabilecek kişileri seçmek istiyoruz. Bunun için de çok yani prosedürler zor değil. İngilizce bilmeleri en önemli hususlardan bir tanesi. İngilizce yeterlilik belgesinin olması gerekiyor. Bunun dışında üniversiteden bazı derslerden referans öğretmenlerinden referans mektupları almaları gerekiyor. Ders notlarını, transkriptlerini almaları gerekiyor. Ve 16 Şubat'a kadar da başvuru yaptıkları takdirde Eylül ayından itibaren burslardan yararlanma fırsatları var. O yüzden 16 Şubat'a kadar tüm İzmirlileri, Macaristan'da burs almak isteyen tüm İzmirlileri derneğimize daha detaylı bilgileri almak, formları doldurmak için bekliyor olacağız. 16 Şubat'a kadar burs için başvuru yapılması gerekir diyorsunuz. Evet, bu tek devlet tarafından verilen burs. Bu tek seferlik değil, bu sürekli olacak bir burs sistemi. Eylül ayı için 16 Şubat'ta son tarih. Tabii bunun bir değerlendirme süreci var, bir eleme süreci var. Eleme evet. süreci bittikten sonra şimdi Macaristan Avrupa Birliği Schengen ülkesi olduğu için orada ikamet edebilmek için onun gereken belli bir prosedürü var. Oturma izni, öğrenci oturum izni gibi. Bunlardan dolayı 16 Şubat'a kadar başvurmaları gerekiyor. Biz elimizden geldiğince çok İzmirli'yi bu burslardan faydalandırmak istiyoruz. İzmirlilerin de bizi Macaristan'da iyi temsil edeceğini düşünüyoruz. Benim 23 yıllık hayatımda pek fazla İzmirli yoktu Macaristan'da. İnşallah bu saatten sonra birçok İzmirli'yi Macaristan'a taşımış olacağız. Türkiye'den giden insan epey var ama... Son yıllarda yani özellikle. Avrupa ile kıyasladığınızda Macaristan'da çok fazla Türk yok. 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 Benim yaşadığım dönemlerde 5000 ile 7000 arasında bir Türk vatandaşı vardı resmi olarak. Ama tabii gün geçtikçe ilişkilerin de daha iyiye gitmesinden dolayı giderek oraya yerleşen, orada yatırım yapan Türk vatandaşları mevcut. Tabii bunun biz tek taraflı olmasını da istemiyoruz. O tarafın da biraz İzmir'e gelmesini, İzmir'e yerleşmesini, İzmir'de yatırım yapmasını, İzmir'de eğitim görmesini istiyoruz. O yüzden bu bizim burslarımız tek taraflı da olmayacak. Macaristan'dan da öğrencileri İzmir'deki üniversitelere getirmek istiyoruz. En azından bir kültür değişikliği, bilgi akışını çift taraflı başarabilmek için. Derneğinizin bir karşılığı var mı orada yoksa buradan mı yapacaksınız iki tarafı da? Şimdi ben uzun yıllar orada kaldım için orada birçok Türk derneği var. Başbakanlığın kurmuş olduğu bir Yunus Emre Derneği de mevcut orada. Hı hı. Onun dışında birçok Türk-Macar İş Adamları Derneği, Türk-Macar Öğrenci Derneği gibi çeşitli dernekler var. Biz hepsiyle irtibatta olacağız. Hepsiyle koordineli bir şekilde çalışacağız. Onun dışında ben Macaristan'dayken 4 yıl boyunca Uluslararası Öğrenci Konfederasyon Başkanlığı yapmıştım. Hemen hemen bütün Macar Öğrenci Dernekleriyle de irtibatım olduğu için onlarla da koordineli çalışmalar yürüteceğiz. Evet, öğrenci değişimlerine gelelim şimdi. Öğrenci değişimleri aslında çok güzel bir şey. Özellikle insanların, gençlerin karşı tarafın kültürünü öğrenmesi için, onu buraya aktarması için çok önemli. Bu öğrenci değişimleri nasıl olacak? Belli tarihlerde arasında mı olacak? Onların öğrenci değişimleri zaten Avrupa Birliği programları çerçevesinde oluyor. Onların Avrupa Birliği'nin resmi açıklamalarıyla duyurduğu takvimler doğrultusunda olacaktır. Biz buradan Macaristan'a gidecek olan öğrenciler için
Macarca kursları başlatmayı düşünüyoruz. Onlar da yakın bir zamanda hayata geçecek. Aslında sadece öğrenciler için değil, derneğimizden haberdar olan herkesin çok ilgi gösterdiği bir konu bu, dil kursları. Büyük ihtimalle her kesimden kişi Macarca kurslarımıza katılacak gibi görünüyor. Ama tabii bir öğrencinin oraya gidip ilk etapta günlük yaşamını rahatça sürdürebilmesi için bizce başlangıç düzeyinde de olsa bir Macarca alması gerekiyor. Evet, onun büyük katkı sağlayacaktır. Macarca'yı öğrenmek bizim açımızdan, Türkler açısından, yani o fonetik bir şey var ya böyle, mesela Fransızca'da şuradan gelmesi gırtlak gerekiyor, gırtlaktan gelmesi. Macarca'da böyle bir şey var mı, yoksa bizim dilimize uygun bir parça? Ya, bana göre Macarca'yı öğrenmek kolay. Benim şöyle bir avantajım oldu, ben Macaristan'a gittiğim zaman birkaç Macar'la tanışmıştım. Ve o Macarlar beni dost olarak benimsedi ve devamlı ben Macarlarla dolaşmaya başlayınca kısa sürede Macarcayı öğrendim. Aslında Türkçe'ye biraz benzeyen bir dil. Zaten kökeni de, kökleri de aynı. Ama onlarda telaffuzu zor, bazı kelimeler mevcut. Onları çözdüğünüz zaman kısa zamanda öğrenebileceğiniz bir dil. Yani Türklerin Macarcayı öğrenmesi bana göre zor bir dil değil. Zaten ben şöyle söyleyeyim, çok ünlü bir söz de vardır. Macarlar "Jebembe şok alma van" derler. Bu Türkçe'de "cebimde çok elma var" demektir. Bu artık iki ülke arasında çok bilinen bir söz haline gelmiştir. Ama gramer olarak da çekimler çok benzerlik göstermekte. Ü gibi harflerin yoğun bir şekilde kullanıldığı bir dil. Bunlar bize yabancı olmadığı için Türklerin kısa sürede öğrenebileceğini. Tabii dil istekli biraz oluyor. Biraz da tabii istek ve yetenek. Evet. Madem dilden bahsettik, hemen şeye de kültürel, sosyal faaliyetlere de bir girelim. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Kültürel, sosyal faaliyetlerde şimdi iki ülke arasında bu kopmuş bağları en güzel kültürel, sosyal faaliyetlerle canlandırabileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden bizim ilk başta yapacağımız, adım atacağımız projelerden bir tanesi sanatçı değişim programları. İzmir'den seçtiğimiz sanatçıları, özellikle Türkiye sanatları, bizim geleneksel sanatlarımızı icra eden sanatçılarımızı belli sürelerle Macaristan'a gönderip oradaki sanatçılarla bir araya getirerek ortak çalıştaylar yaptırarak onların motifleri, bizim geleneksel sanatlarımız, iki kültürün birleşerek ortak çalışmalar yaparak bir bakıma bir kültür birlikteliği. Aynı şekilde Macar sanatını, Macarların sanatlarını icra eden sanatçıları da Türkiye'ye getirerek buradaki sanatçılarla belirli süreler içerisinde çalıştaylar düzenlemek. Onun dışında ortak müzik programları, ortak bir projemiz var. Türk-Macar dostluğunu pekiştirecek bir film, İzmir ve Macaristan'ı tema alan güzel bir aşk hikayesini işleyen bir film projemiz var. Tabii böyle tarihte karşılığı var mı, yoksa böyle kafanızda hayal ettiğiniz bir şey mi? Film projesi mi? Şu an çalışmalarımız başladı. Muhtemelen 2019'dan itibaren buna da tam olarak start verilecek. Onu anladım. Tarihi bir geçmiş şey var mı yani? Ne bileyim, geçmişte olan bir olayı aksettirme gibi bir şey mi, yoksa kafanızda düşündüğünüz bir şey mi? Hayır, güncel bir film olacak ama tabii tarihteki dokuları işleyerek gidilecek bu filmde. Hani şunu söylemek istedim, Kore'deki bir asubaydan bahsediliyordu. Orada bir kız çocuğuna evlat edilmiş. Daha sonra yıllar sonra karşılaştılar. Buna benzer bir şey mi böyle? Onlar belki ilerleyen zamanlarda, tarihe baktığımız zaman Kore'de belki bir subay çıkabilir ama Türk-Macar tarihine baktığınız zaman çok şeyler çıkabilir. Yüzlerce subay, binlerce asker, onlarca padişah, vezir, kral çıkacağı için bunlar ilerleyen zamanlarda. Biz
böyle bir filmle bir başlangıç yapıp asıl bu işle ilgilenen kişilere bir motivasyon sağlamak istiyoruz. Anladım. Bizim yapacağımız bu iki dostluğu pekiştirecek bir yapım olacak. Ama tabii bu işin ehli olan kişiler tarihimizden yüzlerce konuyu alıp işleyebilirler. Mesela Budapeşte'nin en lüks semti Roja Domb olarak geçer. Türkçe karşılığı da Gül Tepesi'dir. Gül Baba'dan gelir. Oraya yerleşen ve Macar halkı tarafından çok sevilen bir alimdir kendisi. Ve vefat ettikten sonra Gül Baba Türbesi olarak oraya defnedilmiş. Ve o tepeye Gül Tepesi denmiş. Ve Budapeşte'nin en sosyetik semtlerinden bir tanesidir. En lüks, en pahalı semtlerinden. Yani işlenecek... Çok fazla hikaye var. O kadar çok şey var ki diyorsunuz. Yani kalelerine çıkarsınız, orada son Osmanlı paşasının defni vardır. Üzerinde kahraman bir düşmanımızdı, yazar... Muhaç'ı var, evet. Eger'i var. Yani işlenecek çok fazla doku. Bizimkisi bir başlangıç olacak. Evet, güzel bir başlangıçta tabii her şey çok daha iyi gider. Sanatçı değişimlerinden bahsettiniz az önce. Daha çok seçtiğiniz programlar hangi tür? Daha doğrusu sanatın şimdi, hangi alanı? Tüm alanları mı kapsayacak yoksa belirli alanlarda mı? Şimdi başlangıçta geleneksel sanat tercihimiz en azından kendi sanatımızı onlara daha iyi tanıtmak, onlar da kendi sanatlarını bize daha iyi tanıtmak. Macar motifleri zaten dünyaca bilinen ve sevilen motifler. Türkiye tarafından da mesela biz derneği kurduğumuzdan bu yana gelen bayanların çoğu Macar motiflerinden bahsetti. Demek ki Türkiye'de de Macar motifleri biliniyor. Ben çocukluğumdan bilirim. Ankara'da Karum'da Macar motifleri satışı yapan bir mağaza vardı. Bu çok öncelerden, şimdi var mı bilmiyorum. Ama onların motiflerini, onların sanatlarını önce burada tanıtmak istiyoruz. Sonra bizim teslim Ebru, Çini gibi sanatlarımızı Macarlara, bunlar üniversite bazında bölümler açılarak da ilerleyen zamanda burada eğitmenler gönderilerek orada güzel sanatlarda okuyan öğrencilere de öğretilebilecek konular. Aynı şekilde tam tersi Türkiye'de de yapılabilecek. Tabii bu tanıtımlar yapıldıktan sonra artık resim konusu olsun, heykel konusu ortak çalıştaylar olabilir. Ama bizim ilk hedefimiz önce iki ülke kendi geleneksel sanatlarının birbirine tanıtılması. Bir sergimiz var bu arada, onu da duyuralım. Tabii. Biliyorsunuz 19 Ocak'ta bizim derneğimizin açılış resepsiyonu gerçekleşti. Bu açılıştan önce biz buradaki İzmirli sanatçılarla ortak bir çalışma yaptık. Macar motiflerini, Macar sanatının öne çıkan detaylarını kullanarak ve bizim geleneksel tekniklerimizle eserler ortaya çıkarabilir misiniz dedik. Onlar da çok heyecanlandı ve harıl harıl çalışarak çok güzel eserler çıkardılar ortaya. Şu an Bifan Art House'da, Alay Bey'de sergileniyor bunlar. Demek ki iki kültürün tekniği, temaları, motifleri birleştiğinde çok daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bir mozaik ortaya çıkıyor. Biz bunu gördük o sergide. Bütün İzmirlileri de bu sergiyi görmeye davet ediyoruz. Güzel bir buluşma oldu. Türk perdelerle ilgili bir şeyler vardı anımsadığım kadarıyla böyle. Özellikle hani perdelerimiz vardı ya eşte annelerimiz ölenlerde evet, evet. Tül. Evet. O tür şeylerle ilgili ben çok şeyler duydum da böyle o evet, motiflerle ilgili. Macarların işlemeli perdeleri meşhurdur. Tabii bugün tekstil dünyasında bizim perdelerimiz daha bir meşhur. Yani birçok perde satan, perde yapan, üreten firma Macaristan'da şu an aktif olarak da çalışmakta. Ama böyle geçmişe döndüğünüz zaman evet Macarların çok hoş işlemeli perdeleri. Evet, o işlemeler. Hatta ben her zaman derim Macar motifleriyle bizim eski basma kültürümüz...
birbirine çok benziyor. Gerçi bizde artık öyle bir basma şeyi kalmadı. Ama Macarlar hala onu yaşatıyorlar. Ama onda tabii bulundukları durumdan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan evet. sonra Macarlar büyük bir toprak kaybını uğruyorlar. Ben her zaman derim Macaristan'ın etrafındaki ülkeler, komşu ülkelerin hemen hemen hepsi kendi dillerinde konuştuğu zaman birbirlerini anlayabilecek dillere sahipler. Aralarında sadece Macaristan var, kendi dilini, kültürünü korumuş geçmişlerden bu yana. Hı hı. O yüzden de orada asimile olmamak, kaybolmamak için kendini muhafaza altına almış, bir gardını oluşturmuş. O yüzden eskiden gelen bütün motifleri, kültürü, müziği, sanatı, yiyeceği, içeceğine kadar her bir şeyini koruyan bir millet. Onu geliştirmek için de elinden geleni yapan bir millet Macarlar. Evet, bütün bu faaliyetler çok güzel. Tabii bu faaliyetleri tamamlayacak olan, az önce söylemiştiniz aslında, yeni yeni iş adamları gelmeye başladı diye. Bu yatırım faaliyetleri nasıl oluyor? Böyle bir kolaylık sağlıyor mu iki ülke birbiri arasında? Türkiye'de Macarlara kolaylık sağlanıyor mu? Ya da buradan oraya giden Türklere herhangi bir kolaylık sağlanıyor mu? Nasıl oluyor bu faaliyetler madem içinde bulundunuz siz de, yardımcı oldunuz? Normalde baktığınız zaman 80 milyon nüfusu olan dinamik, girişimci bir ülkeyiz. Ama şu an Türkiye ve Macaristan arasındaki ticari potansiyel 3 milyar euro. Açılışımızda Büyükelçi Gábor Kisbey, gerek İstanbul'da Başkonsolos Balázs Hendrik Bey ile konuştuğumuzda da her iki tarafta iki ülke arasındaki ticari hacmin çok daha güçlendirilmesini, en azından 3 milyar eurodan 5 milyar euroya çıkartılmasını istiyor. Bunu Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız da destekliyor. Ama şöyle bir durum var. Macaristan'la Türkiye arasındaki ticari ilişkide bizim sattığımızın yaklaşık 4-5 katını Macarlar bize satıyor. Hmm. Biz de bundan sonra İzmir ve çevresindeki üreticileri Macaristan'daki yatırım fırsatlarından, devlet teşviklerinden, banka kredilerinden haberdar edip gerekirse ürünlerini satabilecekleri müşterileri orada bulup buraya getirip onlarla bir araya getirebilecek platformlar oluşturmak istiyoruz. En son bir ticaret odasıyla da bir görüşmemiz olduğunda ticaret odası da bunu destekleyeceğini, bu konuda büyük katkıları olabileceğini, hatta İzmir ve Macaristan arasında ticari fuarlar düzenleyip oranın ihtiyacı olan ve İzmir'in ihtiyacı olan şeyleri karşılaştırıp bununla alakalı fuarlar düzenleyip bu istenilen 2 milyar euroluk artışın İzmir'den olmasını istiyoruz. En son bir Kayseri ile bir anlaşma yapılmış. Şimdi Kayseri aktif bir şekilde Macaristan'la ticari bir ilişkiye giriyor. Ben de İzmir'deki tüm üreticileri, yatırımcıları en azından bilgi almak için derneğimize davet ediyorum. En azından Macaristan'da olabilecek devlet teşvikleri, banka kredileri, yer tahsisleri vesaire gibi konularda bilgilendirmek istiyoruz. Muhtemelen İzmir'deki tüm üreticiler de Avrupa'ya bir bakıma açılmak istiyorlardır. Tabii. Macaristan'ın İzmirli üreticiler, yatırımcılar için şöyle bir avantajı var. Macaristan dediğiniz zaman Avrupa Birliği oluyor. Macaristan'a girdikten sonra oradan birçok Avrupa Birliği ülkesine artık rahatça geçebilirsiniz diyorsunuz. Sınır olmadığı için, gümrük olmadığı için tek gümrükle Macaristan'da depolarını, üretim tesislerini, gerekli donanımlarını kurduktan sonra artık
bütün Avrupa'ya açılmış sayılıyorlar. Jeopolitik olarak da Macaristan'ın konumu çok iyi. Ülkede 5 tane otoban mevcut ve bu otoban tüm Avrupa'ya açılan bir sistem kurmuşlar. Ve ben İzmirli yatırımcıları, üreticileri Macaristan'da yatırım yapmaya çağırıyorum. Hangi iş kolu daha çok? Yani kim gidebilir oraya? Hangi iş kolundakiler gidebilir? İşini mücevher cinsi mi, ne bileyim, demir mi? Şimdi bu ticaret olduğu için biliyorsunuz uluslararası anlaşmalarda bazı kotalar var. O kotaların dolmadıkça onlarda da yapılabilir ama bu geniş bir yelpaze. İşini düzgün, temiz, kaliteli yapan herkes, şimdi mobilya olabilir, bilgi teknolojisi olabilir, ilaç sanayi olabilir, aklınıza gelebilecek her bir sektör. Önemli olan işi düzgün, temiz ve kaliteli bir şekilde yapmak. Tabii bunun dışında da rekabetin kuvvetli olduğunu düşünürsek fiyatı tutturabilmek. Macaristan'dan da gelebilecek birçok şey var. Mesela biliyorsunuz hayvancılıkta Macarlar, evet, bazı gıda ürünlerinde, ilaç sanayinde, hurda, çelik gibi birçok sektörde Macarlar üst seviyelerde. Ama bu demek değil ki bunun dışında başka bir sektör yok. Yapılacak çok fazla. Hayvancılıkta ortak çalışmalar yapılabilir, tarımda ortak çalışmalar yapılabilir, tarım aletleri olabilir. Yani önemli olan iki ülkenin kalkınmasını sağlayacak her bir şey açık bir konu. Benim şimdi hangi sektörler dememe gerek yok. Otomotiv sektöründe zaten yoğun bir şekilde iki ülkede çalışıyor. Bu sektörü daha da genişletmek lazım, her sektöre yaymak lazım. Şu an inşaat sektöründe Macaristan bir adım attı. Bize gelen bilgilerde kentsel dönüşüm programları var, termal otel inşaları, restorasyon inşaları. Bu gibi projelerde başlangıcı inşaat firmaları yapıp orada nasıl Türkiye'de inşaat yapıp daireleri satıyorlar. Aynı şekilde Budapeşte de ya da Macaristan'da da bu tür yatırımlar gerçekleştirebilirler. Bunlarla ilgili tüm bilgiler elimizde mevcut. Bizi ziyaret ettikleri zaman detaylı olarak bilgilendirmeleri yapacağız. Onun dışında Macaristan'da ev satın alma, bunları işletme gibi fırsatlar var. Fiyatları uygun olup kira getirisi yüksek olan yatırımlar için, elinde nakit olup yatırım yapmak isteyen, Avrupa Birliği'nde de bir evim olsun diye düşünen dostlarımız var ise onlara da fırsatlar sunan bir ülke. Yani sırf illa bir şey üretmesi gerekmiyor. Belki bir mal, bir arazi üzerine yatırım yapmak istiyor. Belki bir tesis satın almak istiyor. Bunların hepsiyle ilgili bilgiler şu an bize sürekli aktarımı yapılmakta. İlgilenen tüm İzmirlileri bunu seve seve paylaşacağız. Evet, eski Doğu Blok ülkelerine birçok tesisler satılmıştı devletin elinden, daha sonra özel sektöre satılmıştı. Orada da var yani bu tür şeyler diyorsunuz. Orada da, tesis deyince. Orada da oluyor ama genelde o eski dönemlerdeydi. Artık Macaristan biliyorsunuz Schengen ülkesi. Ekonomik olarak güçleniyor. Bu sosyalist rejimden çıktığı zamanlarda birçok tesis, evet, dediğiniz gibi Doğu bloklarındaki gibi gerçekleşti. Ama artık öyle bir durum yok. Belki likvidite sıkıntısı olan firmalar devretme düşüncesinde ya da sistemi bozulan, badire atlatanlar. Ama onun dışındakiler de pek devir gibi şeyler söz konusu değil. Genelde ortaklıklara yöneliyorlar. Bunu da daha güçlü olabilmek için. Şimdi Türkiye olarak baktığınızda da bizde küçümsenmeyecek bir gücüz. Evet.
illaki oradaki yatırımcılar da arkalarında Türkiye gibi bir gücü mutlaka isteyeceklerdir. Evet, süremizin sonuna geldik. Sohbet güzel. Farklı bir ülkeden bahsedince, bir de oradaki kültürden bahsedince gerçekten konuşulması gereken çok şey oluyor. Ama hepimizin birbirini tanımaya ihtiyacı var, bütün dünyanın. Evet. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça kardeşlik daha böyle bir üst seviyede herhalde yükselir. Böyle şu anda doğuda, güneydoğu sınırlarımızda gördüğümüz gibi savaşlar olmaz en azından. Evet. Dünya daha güzel bir yöne doğru gider gibime geliyor. Tabii önemli olan bu bağları pekiştirmek. İnşallah. İlişkileri güçlendirmek. Biz bu bağları geliştirmek için artık bir yola çıktık. Elimizden geleni de yapacağız. Yani çalışmaktan kaçınmayacağız. Tabii bunda da İzmir halkının, büyüklerimizin destekleri, katkıları çok önemli. Biliyorsunuz yani birkaç kişiyle değil, bunlar elbette birliktelikle olabilecek şeyler. O yüzden tüm İzmirlileri, büyüklerimizi derneğimize üye olmaya, katkı sağlamaya davet ediyoruz. Evet Destan Hanım, şöyle ekranımıza dönelim. Son sözlerinizi alalım. Son söz olarak İzmirlilere neler söylemek istersiniz? Biz bu dernekle ilgili çok heyecanlıyız. Heyecanımızı paylaşmaya, katkılarınızı sunmaya derneğimize hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet Mehmet Bey, sizin son sözlerinizi alalım. Şöyle ekranlarımıza dönerekten. Ben çok konuştum. Son sözümü de Macarlar gerçekten bizi çok seviyor. Hep beraber Macaristan'la ilişkilerimizi geliştirelim. Hepinizi derneğimize bekliyoruz. Evet çok teşekkürler. Size başarılar dileriz yeni gün ailesi olarak. İnşallah umduğunuzdan çok daha fazla bir potansiyelle karşılaşırsınız. Gerçekten kardeşlik ilişkilerini geliştirmek, iki ülke arasında bunları sağlamak çok güzel bir şey. Güzel bir yola çıkmışsınız. Çok kolaylıklar dileriz. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, yeni günde gündem burada sona eriyor. Konuklarımız İzmir Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Bener ve Genel Sekreter Sayın Destan Baltay'dı. Biz yeni gün ailesi olarak kendilerine başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.